Şimdi bir gün Şeyh Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri ilim tahsili için Şam'a gideceğini annesine beyan eder. Tabi annesi ilkin Şeyh Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin gitmesine izin vermek istemez ama oğlunun ısrarı karşısında dayanamaz. Oğlundaki şevki görür. Kabul eder. Ve Şeyh Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin yolda ihtiyacı olur diye kolunun altına bir yelek diker. Yani bir cep diker yeleğin altına. Anladım. Ondan sonra der ki gitmeye gidiyorsun, doğruluktan, dürüstlükten sakın ama sakın ayrılma. Tabi günümüzdeki arabalar, uçaklar yok. Şam'a gidebilmek, ilim tahsili için gidebilmek için kervansarayla gitmektedir. Tabi o zaman da eşkıyalar, kırka haramiler falan var tabi. Yolda kervansarayın önü durdurulur abi. Akabinde herkes tabi aranır, neyi var neyi yok. Eşkıyalar tarafından el konur. Bu çocuktur diye, parmak kadar çocukta ne olacaktır deyip bakılmaz. Tabi annesine söz vermiştir. Yalan atmayın diye çocuğa, yani Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne sıra geldiğinde ya bu çocuktur, bunda bir şey yoktur denir. Tabi Abdülkadir Geylani Hazretleri der ki bende var der, bende altın var der. Tabi inanmak istemezler ilk etapta Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne. Ya bu çocuktur, bizimle dalga geçiyor diyerek. Tabi soygun işi bittikten sonra artık akabinde Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri sizin eşkıyaların başını görmek istiyorum der. Tabi adamlar buna ilk etapta razı olmasa da Abdülkadir Geylani Hazretleri ısrarıyla alıp götürürler. Ya der senin adamlarına ben de altın olduğunu söyledim, inanmadılar. Tabi eşkıyanın başları ilk etapta şaşkın şaşkın dinler. Madem der altın var der, neden der bize bunu şey yapmak istiyorsun? Senin elemanların dedi ki bu çocukta bir şey yoktur, bunu aramayalım. Ben anneme söz vermiştim. İşte hiç yalan atmayacağıma dair, yalan atamam der. Tabi yine halen inanmayan eşkıyaların başı nerede peki altın der? Der ki ben ulaşamıyorum ama benim annemin diktiği özel yerde, koltuk altında bir cepte. Ve eşkıyalar gerçekten de dediği yerde bulurlar altınları. Ve eşkıyaların başı olaya şaşkınlıkla bakar. Ve bu olay onun Rabbin, yani Cenab-ı Allah'ın ona hidayete ermesine bir vesile olur. Ve eşkıyaların başı kendisi başta olmak üzere tüm yaverleriyle beraber doğru yolu bulur, hakikat yolunu bulur. Yani kısalar ise gerçekten dostluk, doğruluk çok önemli bir olaydır. Ve doğruluk karşısında her zaman mazlum,